Ekranların en leziz, en temiz programı Kadir Ezildi ile En Abarat Benim'den herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Bu ne şimdi Kadir, ne yapıyorsun sen böyle? Güzel bir açılışla gireyim dedim ablama, nerede olduğunu bir hissetsin istedim. Selma Hanımcığım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizi gördüm daha iyi oldum. Esenyurt'ta namınızı duydum, çok hamar atmışsınız. Evet, buyurun. Böyle oklavanız, merdaneniz tıkır tıkır, kapınız, pencereniz gıcır gıcırmış. Kesinlikle. Çöreğin de böreğin ustasıymışsınız, bir de temizliğin hastasıymışsınız. Evet, kesinlikle. Hep tam yerine geldiniz. Doktoru da biziz, reçetenizi yazalım. Evet, evet. İyi misin Selma? Çok iyiyim. Bomba enerjisinden gibiyim. Maşallah. Bomba gibiyim. Oh, oh, oh. Bomba gibiyim. Sizi görünce daha iyi oldum. Meşhur dış sesimizi de gördün. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Hele bizi bir salona götür. Tabii, buyurun lütfen. Haftanın ilk gününde Selma Hanım'ın evindeyiz. Selma Hanım, beni nasıl buldunuz? Harika. Beklentimi karşıladı mı? Doğru söyle. Çok güzel. Bu dinamik sesten kesinlikle beklediğimi buldum. Ses dinamik ya, gerisi çökük diye düşünmüş ablam. Hayır, evet. Hayır, hiç düşünmedim. Haklısın ablam, haklısın. Kesinlikle düşünmedim, beklediğimi buldum. Harika bir dış ses. Mükemmel, motivasyonumuzu daha da yükseltti bizi. Tabii, özellikle mutfak kısmında inanılmaz yükseltiyor motivasyonu. Kesin ya, artık göreceğiz. Tabii, ben zaten tabii. Hamaratım dış sesin de yardımlarıyla, sohbetiyle inşallah. Çok yardım ediyor. Aa, ne demek? Üç dolman ikisini o dolduruyor zaten. Ben güveniyorum kendime. Belki de ekibe yiyeceğim. Zaten sana bir şey diyeyim. Sen bu sete bir kendine güven. Sonra da Rabbine güven. Bu nasıl güvenme? Bunlardan hangisi sizin çocuğunuz? Bunların ikisi de bizim değil. Patronunun kızı. Aa, maaşa zam olsun diye kapının girişine konulmuş. Patronum, bakın ay. Yok ama şöyle Kadir Bey, ben bu evi de eşimin patronundan aldım. He. Sağ olsun bize bir güzellik sundu. Demek ki eşiniz de o zaman iyi bir çalışan. Tabii eş patronu bu kadar yanında tutmuş. Tabii ki. Nikahımızdan kareler. Yalnız burada yaşlar biraz ilerlemiş. Yani biraz yaşımız vardı açıkçası. İlk mi? İkinci evliliğim. Beyefendinin de mi ikinci evliliği? İkinci. İkimizin de ikinci. Güzel. İlkleri ne oldu? İlkleri boşadık. Hadi o zaman. Hadi buyur. Salona gidiyoruz. Kadir, ben bundan sonra zamanlamayı da ayarlayacağım. Neyi ne zaman yapacağımız belli olacak. Adam programı yönetecek şimdi. Kız, bunlar senin çeyizlerin mi? Onlar benim çeyizlerim. Urartu dönemi, bakın görüyorsunuz. Ne kadar şık. Bunları sen kendin mi işledin? Hayır, annem. Niye, bekarken el işi yapmayı sevmiyor muydun? Bekarken'e çalıştım çocuklarımı büyütmek için. Maalesef o işlere vakit ayıramadım. Ama çok güzeller. Bak, buradan senin az da çok temiz olup olmadığın anlaşılır zaten. Teşekkür ederim. Hele pallampoş bu kadın olsaydın bunları böyle yalan dolandan atmıştın altına. Örümcek ağ var mı diye bakıyorum. Selma Hanım, hamaratım diyen birinin evinde örümcek ağ olur mu sizce? Benim evimde olmaz. Olanları gördük mü? Evet, gördük ama benim evimde asla olmaz. Selma abla, salon ikiler mi yaptın? Şöyle ki Kadir Beyciğim, burası kiler olarak kullandım. Evet, güzel. Bunu burada değerlendirdim. Çünkü organik ürünlerimi, satışa sunduğum ürünlerimi hep burada saklıyorum. Sen kendin mi yap, bir de satıyor musun? Tabii ki. Salça, bu domates sosu, her şey. Tarhana. Yani tarhana, erişte, mantı. Maşallah. Evet, birçok ürün. Bak, yani kadın sayamadım. Evde tıkır tıkır işi. Hem evin işini yapıyorsun hem de satış yapıyorsun. Evet. Mutfak. Mutfağa mı gidiyoruz? Haydi mutfağa gidiyoruz. Gel. Kız, benim diyette olduğumu duyduğunda inada mı yaptın? Bilmiyordum. Bunlar ne? Bunlar saç ketesi. Bayılırım. Çökelikli gözleme. Oh, patatesli kol böreği, evet, gibi bir şey. Evet, patatesli. Havuçlu tarçınlı kekimiz. Ispanaklı böreği. Bu da... Şimdi bunu anlatmana gerek yok. Bu kendi konuşuyor zaten. Şöyle. Bu kadar mı açılıyor abla? Evet. Kadir, Selma Hanım deterjanı bol bulmuş galiba. Bu aspiratörün her yerine bolca sıkmış. Evet, baksana bunların içi olduğu gibi bak, hep deterjan lekesi. Üstüne bakıyorum, üstü de güzel. Şimdi müsaaden olursa dolabın üstüne bakmak istiyorum. Bakın, bu düğmede de deterjan lekesi var. Gözden kaçırmışım. Bunun iç tarafları tam silinmemiş. Bak, karşısı tertemiz ama eğilip baktığında şu kısım. Evet, Selma ablacığım, ne diyorsun bu konu hakkında? Şimdi boyum yettiğince siliyorum. Bir de bir o kadar da ben tek göz görme engelliyim. Trafik kazası geçirdim. Aa, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. O yüzden böyle hani boyda tutarmadığı için... Elimden geldiğince yani, diyorsun. Yani. Peki şu anda gözünde yani tamamen mi bir görme kaybı var? %70 kadar. Yüzde hangisi? Sağ göz. Trafik kazası derken yani şey, sana mı çarptılar arabanın içine? Biz vurduk. Arabanın içindeydim ben, şoför yanında. Kafan nereye, bir yere mi vurdu?
Yani belden üstüm camın dışındaydım. Evet. E cam kırıkları kesmedi mi seni? Sadece şu kısma bat girdi. 4 kez ameliyat geçirdim ama çok net, suretler çok net değil. Karşı tarafa bir şey oldu mu? Karşı tarafta hiçbir sıkıntı yok. Olan size oldu. Evet, sadece bende. Eşimde de bir şey yok. Kendin ölsen hadi bir şey, kendi kendine yaptın. Bir de karşı tarafın vebaline girmek var, Allah korusun. Peki erkek tarafı bu konuda bir şey söyledi mi size? Yok, onu bana söylemediler. Onu da tam tersi eşime söylediler. Ya kadıncağızı mahvettin dediler. He, çünkü demek kendikilerini biliyorlar oğlanlarını. Onlar kendi aralarında konuşuyordur. Onlar evet. Şimdi aile sohbetinde çay saati seni kesmişlerdi. Yok, kesinlikle yapmazlar. Görümcen var mı? Kaynana yala da batırsan, balı da batırsan adı kaynana. Yo, benim kayınvalidem kaynana değil, anne. Aa, anne oluyor benim. O benim annem. Ha, gerçek. Merak etmeyin, birazdan o konuya gireceğiz. Hadi gel, gel. Kadir, istediğin şeyleri duyacaksın. İstediğim şeyler sende o zaman. Ablam banyo nerede? Buyurun. Bak, mutfağın karşısına yapmışlar banyo. Güzel, burada yiyorsun, orada ellerini yıkıyorsun. Gidiyoruz banyoya. Oo, banyonun şıklarına bakar mısınız? Kurtarın beni! İlla miyu! Kız, bu ne böyle hapishane gibi? Ama ne kadar şık olmuş, inanamıyorum. Bu tabure ne, abdest taburesi mi? Yok, genelde ben hani boyum yetişmediği için. Yukarılar için. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Bu banyo dolabının niye önlerinde böyle su lekeleri var? Benim bir tane pasaklı bir kocam var. Ay. Sağ olsun elini yıkarken komple burası böyle su oluyor da orası da sabah... Niye öyle Sultanahmet Şadırvanı'nda abdest alan amcalar gibi şaldır şuldur her yana? Hiç anlamış değilim. Sürekli de aslında uyarırım onu. Şuna dokunurken dikkatli ol derim. O ne yapıyor? 5 parmağıyla oradan komple. Mı? Komple. Yani sanki inat yapar gibi komple yapıştırıyor. Sen de biraz trip atsana. Sen onu bir korkutsun, onu bir daha elini süremez. Ya korkuttum aslında ama. Şimdi nasıl korkuttun adamı? Şöyle dedim, bak seni terk ederim yaparsan dedim. Buyurun siz de oturun. Gel sen de şöyle otur, gel karşıya. O da bana dedi ki, hayır sen beni terk edemezsin. Niye deseydin? Sen bana aşıksın dedi. Bak 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 bak, evet. O yönünü kullanıyor seni. Evet. Yumuşak yerini evet, bulmuş. Evet, kesinlikle kesinlikle. Deseydin giderim, ağlarım, hasretinden belki verem olurum ama inadımdan gene dönmem. Çatı çatı da nafaka alırım. Ya bunu da yapamam ki, mümkün değil. Ama çünkü... sen bunu o adama göstermişsin abla. Ama neden? Hakikaten çok iyi bir evliliğim var. Allah herkese nasip evet. etsin. Banyo camına sebep dul kalma, Allah yok, korusun. Yok, yok, bu camdan sebep dul kalma hiç niyetim yok. Millet kertenkele gibi gece. Anam yok yok. Ya ben elindekini sıkı tut. Ben Karadeniz kızıyım. Ben kalkmıyorum. Sen bana baksana. Kesinlikle. Ben bugünlere tırnaklarımla geldim. Kesinlikle. O adamın aynalarını, camlarını sildim. Sana yedirir miyim ben o kocayı? Asla. Ben onun nikah masasını oturtana kadar aklı karayı seçtim. Onları konuşacağım. Merak ediyorum. Nasıl ikna ettin? O mu seni ikna etti? Nerede tanıştınız? Kadir, bunların hepsini birazdan konuşacağız. Ama önce sen banyoyu iyice bir gez. Ben de o arada misafirlerimizi çağırayım. Salonda buluşalım. Tamam. Yarışmacılar dişi, gözünü seveyim, kendini savun. Böyle çok güzel görünüyor. Gidip en ufak tozu bile kir, kir diye bak. Küçücük tozu kir diye buluyorlar. Ben dedim ya Karadeniz kızıyım. Ben hadi bakalım. Ben. Evet, Hamarat Selma Hanım'ın salonunda diğer misafirlerle buluşmaya gidiyoruz. Selma Hanım siz gidin. Selma ablam sen git. Anlat Allah aşkına, öldüm meraktan. Selma Hanım'ın kaynanası oğlunun başının etini yemiş. Sen bu kadına bütün parayı yedireceksin diye kıyameti koparmış. Kıskanç kadın. Sanki ne karısı yesin. Ve o dersin oğlu da mülkü trilyoner. Bir şey çek, evlilik sözleşmesi yaptırttı mı acaba kadına? Yok canım, yaptırtmamış. Ben öyle bir kaynana olsam yaptırırım. Yoo, adam da öyle bir adam değil. Demek ki adam anam ağzlı değil. En iyi mutfakta annem dedi o zaman. Selma Hanım ilk eşinden çok şiddet görmüş. İşte o adam bundan tam 20 gün önce ölmüş. Neler olmuş neler. Ne diyeyim, hak Allah adaletiyle mavelesin. Ben de daha neler var neler. Gezemeyeceğim şimdi. Neyse sen git de ben şu banyoyu gezeyim, geç. Müsaadenle bir tuvalete gireceğim. Allah cezanı vermesin senin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.